İpeğin Dünyası'ndan herkese merhabalar. BRT ekranlarına hoş geldiniz. Çok güzel bir gün diliyoruz herkese. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Karikatürist, müzisyen, besteci, sevgili Mustafa Tozak'ı bizlerle. Uluslararası karikatür festivallerinde birçok kez ödül kazanan ve yılın karikatüristi seçilen 25 yılını bu işe adayan ve aynı zamanda da çok iyi bir müzisyen, besteci olan sevgili Mustafa Tozak'ı bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk İpek. Başlar başlamaz. Sanat emek yıllarımı kırptın. 25 değil, 40. 40 mı oluyor? 83'ten, pardon, 83'ten. Ay, özür diliyorum. Evet, artık ben de karıştırıyorum. 83'te başlamışsınız değil 25 mi? 25 olaydı, çok genç olacak. 25, keşke. Ama yaşınız ortaya çıkıyor öyle olunca. Çünkü siz her zaman, ben şunu söylüyorum, yani müzikle sanatla ilgilenenler yaşlarını göstermiyorlar. Çünkü biz, sanat bizi bence dinç tutuyor, genç tutuyor diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Çizmek de tabii elbette ruhu genç tutar, psikolojiyi iyi tutar da müzik galiba bir adım öndedir. Değil mi? Müzik, canlı müzik yaptığınız dönemde ne bir hastalık, ne bir ağrı, hiçbir evet. şey yoktur. Nerede evet. bir sorun var? Yani müzik aletini, örneğin gitarsa, boynunuza astığınız anda her şey bitiyor. Gerçekten öyle. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela güne bazen hiçbir sebep yokken bile enerjiniz düşük başlayabiliyorsunuz ve şunu söylüyorum. Ya akşama sahnem var, ben akşama kendime geleceğim diyorum. Çünkü gerçekten de öyle oluyor. Sevgili izleyenler, böyle elime mikrofonu alıyorum ve o anda her şey bitiyor. Ve gecenin sonunda da o enerji tavan yapıyor. Mesela uzun bir süre uyuyamıyorum da mesela, hani evde yatağa da girsem. Çünkü çok motive ediyor beni, çok mutlu oluyorum. Sende de aynı şey var değil demek ki. Yok, yoruldu. Şimdi gündüz de bir şeylerle uğraştığım için akşam da müzik yapınca vallahi ben başımı yastığa koydum bir tane. Peki o zaman hemen senin 2 ay mı oldu? Eylül ayında sanırım. Yok, kitap neredeyse çıkardım. Bir yıl oldu basılalı ama. Tanıtımını yapalı. Yani hedefim 40. yılda bir evet. tanıtım yapıp. Tozlama. Kitap evlerine vermekti. Ya yurt dışı Hı-hı. kaynaklara gönderme. Gönderdim de. Bu en mühimi şeye gönderdim. FECO Başkanı'na. FECO eskiden Avrupa Karikatürcüleri Birliği Başkanlığı için evet. Dünya Federasyonu oldu. Evet. Onun FECO News diye bir dergisi var. Tahmin ederim başkanla da aramız iyi. Yani şahsen Hı-hı. kaç kez görüştük. Tahmin ederim yayınlayacak. Yani bu Dünya Karikatür Federasyonu'nun yayın organına da girecek, elime de gelecek. Harika. Evet sevgili izleyenler, dediğim gibi tabii ki az önce yanlış söyledim. 45 yerine 25 dedi. Evet, 45 yıllık emeğin var karikatürde. 83 yılından beri. Hatta ilk kişisel sergini de 86 yılında yapmıştın. Evet. Bu kitap da ilk kitap. Tabii ki sevgili Tozak'ın karikatürleri kitaplara sığamayacak kadar çok, yıllarca. Ben seni ilk tanıdığım günde bile hatırlıyorum. Tanıştık, arkamda oturuyordum. Bir etkinlikti, neydi hatırlamıyorum da. Hemen gecenin sonunda bana kendi karikatürümü vermiştin. Çok net hatırlıyorum. O kadar çok seviyorsun ve çiziyorsun. Yıllarca gazetelerde çizdim. Yani o kadar çok da çizdim ki kimi çizdim, evet. kimi çizdim. Bazen bana diyorlar, hocam beni falan yerde çizdim, evet. çizdiniz. İyi çizmişim diyorum. Ya, nereden hatırlayayım? O kadar çok çizdim ki. Ama bazen bana kızanlar da olur yakınlardan. Neden? Yani bu kadar ucuza götürme. Ben de diyorum ki benim bir sürat performansım var. Onu kaybetmemek adına devamlı bir yerlerde bir şeyler karalamak zorundayım. Evet. Hatta önüme model olarak oturup da çizmek yerine hı hı. bir iki defa bakıp gözlem sayesinde aklımda kalanı kağıda aktarma. O çok daha zordur ama çizginizi de benzetme kabiliyetinizi de bir oranda o kadar da artırır. Sizin yani zaten bir röportajınızda okumuştum. Yani günde
ya da haftada bir çizerseniz işte şu kadar hızlanırsınız. Her gün şu kadar zaman ayırırsanız hızlanma, süratlenme daha çok şeydi, basın karikatürleri için. Evet. Bu Tan Oral'ın bir tasviriydi. Hı hı. Benim için de tıpatıp aynıydı. Dedi yılda bir çizen çok çok zorlanır. Ne kadar usta olsa da yani basın karikatürü. Ayda bir çizen dedi zorlanır o da bayağı. Haftada bir çizen fena değil iyidir. Her gün çizen artık koşar dedi. Evet. Yani şimdi bunu sordukları zaman cevap veriyorum. Hocam her gün günlük gazetelere konuyu nerede bulup espriyi nerede bulup çiziyorsunuz? Bunu örnek verdim. İşin içine girdikten sonra artık çok kolaydır. Evet, çünkü siz gazeteye gidiyordunuz. Gazeteye yani çalıştığınız bir misal dönemlerde. Vereyim. Lokmacı Barikatı'nın açılacağı dönem. Hı hı. Yurt dışına gitmem gerekti. 3 gün yokum. 3 günlük karikatür verdim. Genel, serbest. 4. gün uçaktan indim. Aman dedim gazete var. Gazeteyi aradım. Çocuklar dedim başlık ne? Abi Lokmacı'da bayram. Bitmedi mi ya bu bayram dedim. Gittim bayram, döndüm bayram. Abi yarın açılıyor, millet bayram ediyor. Gitme işine dedim, ağlayanlar var. Olur mu abi dedi, ağlayan var. Neyse geliyorum. Ya salak kafa dedim. Ağlayan var dedim. Şimdi ne çizeceğim bunlara? Kapıyı da girdim içeri. Hocam kim ağlıyor? Evet. Tamam bekleyin dedim. Karaladım, 5 dakikada verdim. Yani ya. Çocuklardan biri dedi, abi dedi bu kadar olur dedi, işte usta çizer budur. Ne çizdim biliyor musun? Ne çizdiniz? Lokmacı'da açılış sevinci, bir fare omzunda çıkını ağlayarak gidiyor. Çok iyi. Şimdi, gerçekten. Bu istek üzerine değildi, kendi söylediğim sözün altında kalmamak için evet. Zorlayıp da bulduğum bir espriydi. Ama çok iyi olmuş. Ama doğrusu da oydu, fareler yok oldu. Doğru, harika. Evet, tabii siz o kadar hızlanmışsınız ki artık zaman içerisinde gazeteye gidiyordunuz ve bugün gündem nedir diye soruyordunuz ve hemen kendiniz yani gazeteye giriş yapıyordunuz. O espriyi yakalama, çizip hı-hı. Çıkma 10 dakika olması lazım. Evet. Daha fazla vakit harcayamazdınız. Çünkü başka işlerim de var. Hı hı. Ha, yarım saat daha oturduğum olur. Kahve içerim, sohbet ederim. O ayrı. Ama zaten başlıkları verdiğinde ilk 5 dakika içinde espri geldi. Gelmesi ondan sonraki yer zorlamadır. Hı. Şıp diye gelmesi lazım. Evet. O da. Yani bugün bana konu verin. Ne çizersiniz? Zorlanacağım artık. Çünkü çizmiyorum günlük. Günlük gazete diye bir şey kalmadı. Zaten Kıbrıslı çizerin karikatürlerini yayınlayan neredeyse ne dergi ne de gazete kaldı. Geçen gün bir karikatürümü yayınladım Facebook'tan. Her ne kadar dedim eserlerimizi yayınlayacak dergi, gazete, magazin bir şey kalmadıysa da sağ olsun yurt dışındaki organizasyonlar eserlerimizi işte böyle yayınlarlar. Hı hı. Sergilerler, albüm alırlar, bize de onur belgesi gönderirler. Evet, sizin yani Facebook sayfanızda da görüyorum, sürekli aldığınız onur belgeleriniz var. Zaten sevgili izleyenler, yani Mustafa Tozak'ı dünyayı gezdi diyebiliriz. Yani gerçekten o dere tamam gezmediniz belki ama yani Kanada, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Brezilya, Japonya, Almanya, evet, Bulgaristan, yani birçok festivalde, birçok ülkeye gittiniz, eserlerinizle onur ödülleri aldınız. Şimdi bizim bir avantajımız var. Aldınız. Yazarlara, şairlere göre bir avantajımız var. Onların her ülkede yayınlanma imkanı biraz zordur. Yayınlanır 10 dilde, 12 dilde, evet. 5 dilde. Ama dil kısıtlaması dil, var. Bizde dil ortak olduğu için evet. Bütün ülkelere gider. Evet. Gerçi sizin dille ilgili de büyük bir yeteneğiniz var bildiğim kadarıyla. Yani yabancı dili çok rahat öğreniyormuşsunuz diye biliyorum. O doğrudur. Evet ve peki gittiğiniz ülkelerde hani o kadar rahat, çünkü bu dil zekası dediğimiz bir zeka, sizde o da çok gelişmiş. Rahat öğrenebiliyor musunuz o gittiğiniz ülkelerin dillerini? Vallahi Romanya'ya 1. değil de 2. gidişim. Böyle 4-5 günlüktü. Karar verdim. Artık gitmeden bir şeyler karıştırdım.
Gittiğimin ikinci günü alışverişimi Romen dilinde yaptım. Evet, sevgili Tozak'ı aynen bu şekilde sevgili Fransa'da izleyenler. Fransa'da biraz uzun sürdüydü. Festivalin bitiminde, dönüşte, trende artık iyice. Hatta yanımda Arif Albayrak vardı. Hı hı. Bana dedi ki, ya bize bir şarap hediye ettiler kalacağımız bu akşam pansiyonda. Evet. Ne peynir var, ne de türbüşon var. Tamam dedim, yerleşelim pansiyonda da akşam bir market buluruz geç vakitte olsa. Çıktık, lütfen bana öğret. Dedim, yani benim dilimin döndüğü kadar. Gir içeri, tezgahtara ne ki, je désire un türbüşon. Bir türbüşon istiyorum. Girdik markete, kasada bir bayan. Hı hı. Arif Bey şöyle yapıyor. Jüdezi şişe şekli. Ve toz neydi? Jüdezi çekiyor. Bayan ona bir baktı. Beyefendi dedi, siz türbüşon mu istiyorsunuz? Türkçe mi söyledi? Çok iyi. Türk veya Antepli bir kız. Böyle bir esprimiz var. Evet, bir de eşinizle bir hikayeniz var. O Yunanca dersi alıyordu, o derslere gidiyordu, çalışıyordu. Siz onun derslerdeki çalışmalarını dinleyerek Yunanca konuşmaya başladınız. Ama bizim şeydi şimdi, bak, 63'te okula gitmeye başladık. Hı hı. 3 ay gittik. Hatırlıyorum, annem Türkçe öğrendik ya, Rumca evet. kelimeleri Türkçe alfabeyle yazardı. Falana git, bunları söyle, sana bunu verecek. Hı hı. Filana bunları söyle, bunu verecek. Yani beyinde bir şey vardı. Rumlarla karışık değildik ama alışveriş için onların olduğu mahalle inerdik. Evet. Eğer ilkokulu orada tamamlamış olaydık, bugün rahat Rumca konuşur olurdu. Bu yüzden özellikle Rumca aksanda hiç bilmeyenlere göre çok daha iyiyiz. Çünkü bizim aksanımızdan bir farkı yok. Vurgular aynı. Kesinlikle. Çok kelime var kullandıkları Türkçeden. Ya da bizim Türkçe zannedip de kullandığımız çok Rumca kelime vardı. Evet. Benim rahmetlik annem de okur yazardı. Çok iyi konuşurdu. İngiliz üstlerinde çalışıyordu zaten. Ve o hep gelirdi, söylerdi. Bazen de Rum arkadaşları, çünkü iş arkadaşları hep Rum olduğu için bana derdi ki, ya bugün işte Rumlar şu Türkçe kelimeyi kullandılar ve Türkçeden geldiğinin de farkında değiller diye örnekler verirdi mesela bana. Onlarda da var. Bizde de var. Yani bizim de köyde kahvehanede oturuyorum. Hı hı. Yanımda Rum yaşlı. Evet. Bir de delikanlı var. Delikanlı fırladı yandaki eve. Araba çıkarıyor garajdan. Gel. Hop dur. Geldi sonra. Ben sordum kendine. Biraz önce dedim, arabayı garajdan çıkardın. Hangi dilde çıkardın? Rumca. Nasıl yani? Dedim, onlar Rumca değildi ki, Türkçe. Hayır dedi. Bunlar... Dedim, sen gel ela ela demez mi? Evet, bu evet. Aslında neyse kelimeler. Ama dedi, bu arabayı garajdan çıkartmak için özel bir Rumca. Öyle. Gerçekten yaşlı mi? Yaşlı adam onun alnına bir vurdu. Aptal dedi. Bu söylediklerinin hepsi Türkçedir. Ay çok iyi. Yani bunlar da var. O kadar bir adapte olmuşlar ki gençlesi bilmiyorlar onun Türkçe olduğunu. Ve bir de bana diyor ki, arabayı garajdan çıkartmak için özel bir Rumcadır bu. O özel güzel. Rumca. Peki, güzelmiş. Şimdi bu Tozlama adlı kitabınızda, şimdi derlemek eminim çok zor olmuştur, seçmek diye düşünüyorum. Hani çok fazla eseriniz var diye, çok ödüllü karikatürünüz var. Nasıl seçildiniz? Seçimlerinizi nasıl yaptınız? Bu kitabı alan okur ne bulacak karikatürle? Yani şimdi bunu hazırlarken şıp diye bütün karikatürler elimin altında değildi. Dernekten yardım istediğim, evdeki arşivlere baktım, canlı olarak elimde ne kaldı. Ha, bu ödül aldı, bu sergilendi, bu yayınlandı. Evet. Onlardan seçtim. Kalanları da ilk bir gazetenin birinde dizgici bir çocuk yardım ediyordu. Hı hı. Onun önüne de atıyordum. Sen tarafsız olarak baktığın zaman bunlardan. Hatta ben gazetelerde yer almış günlük karikatürlerden istemezdim. Çok dal vardı. Abi bu müthiştir. Hmm. Belgedir. Bunu koy. Gerekirse altına iki kelimeden İngilizce at. Bir evet. iki karikatürü ikna etti. Koyduk yazılı veya yazısız basından. Evet. Yani bir de sizin tabii karikatür dediğimizde, sizin geçmişinize baktığımızda işte
Siprodaşlar, işte bizim hoca tiplemeleriniz çok meşhurdu. Ve onlar üzerinden işte Tozlama adlı mizah köşenizde yaptınız. Zaten yeni nesilden bazıları soruyor. Neden toz akı değil tozlama? Evet. Ha, onun açıklaması bu. Evet, sayfanın adı. Sayfanızın adıydı. Ve hem gülümsettiniz yıllarca hepimizi, okurlarınızı, hem düşündürdünüz. Bir de tabii yani mizahsal yazılar, yani fıkra tadında, fıkralar diyebiliriz buna. Peki fıkra yazıyor musunuz? Fıkra çok şey değil, çünkü internetten bul, çok evet, biraz çok yorum yap, değişti. Sizin kendi önemli olan yazdınız. İşte yaşadığım, çevremde yaşanmış, başka arkadaşların anlattıkları yerel olayları alıp aktarmak. Ki onlarda hata yaptım, arşivlemedim. Çok uzun bir uğraş isteyecek. Girip de elimdeki yayınlardan bunları seçip çıkarıp da ayrı bir kitap evet. yapabilirim. Yaşanmış hikayeler. Evet. En az 5-6 tane var. Annemin evinde yaşadığım olaylar. Çok ilginç. Mizahi. Hı hı. Yani öyle bir olaydı ki onlardan kısa kısa bazen atıyordum. 6 ay sonra internette fıkra diye buluyordum. Öyle mi? Ya kendi başımdan geçen. Öyle, eğer ona kaynak belirtmezseniz sonunda milletin malı olur, anonim olur. Anonim olur, evet, kesinlikle. Yani tabii siz isterseniz bir tane paylaşabilirsiniz, yani çok da memnun oluruz. Biraz daha devam edelim, aklıma gelsin. Tamam, olur. Şimdi bu uluslararası katılıyorsunuz mesela karikatürlerinizde yıllardan beri birçok ülkede yayınlandı, sergilenme aldınız. Şimdi ilk başta tabii çocukluk yıllarınızda karikatür yapmaya başladınız, çizmeye başladınız. Peki bu süreç nasıl gelişti? Siz yani şu anda belki de hayal ettiğiniz yerdesinizdir, bilmiyorum, ama bu kadar güzel bir gelişim sağlamak çalışmanın da dışında, karikatür çizerlere, yeni nesile nasıl önerirsiniz? Nasıl kendilerini geliştirsinler ve yurt dışına açılsınlar? Şimdi maalesef yeni nesilden bu dala gönül vermiş, yol almış pek biri yok. Ara nesil var, birkaç arkadaş. Hı hı. Çünkü biz gelecek görmedik. Onlar da görmüyor. Evet. Arada bir pardı yollar. Mesela üniversite öğrencisi ya üniversite öğrenciliği yıllarında çalışma hayatına geçince bitiyor. Yani arada çizenler var. Onlar da süreklilik sağlamadıkları için fazla bir gelişim göstermiyor karikatür anlayışlarında. Bir gelişme olmuyor. Evet. Yani karikatür, ne bileyim, ekmek dalı olamadı. Anlıyorum. Yani ekmek kazandıran bir hobi branş olabilir. Ha, yani şimdi belki senede bir iki Türkiye'de ya bunda beni organizasyonlara çağırıp canlı çizim yaptırıyorlar. Evet. O da bir günlüktür. Bir günlük nedir benim ücretim, onu anlaşıyorsun. Onu veriyorlar. Ama bu sürekli olan, her daim ekmek getiren bir iş değil. Değil. Anlıyorum. Bir, tane şey anlatalım. Ha, geldi mi aklınıza? Telefonlarla ilgili. Daha cep telefonları da çıkmadı ama ev telefonlarına band konuşmaları girmeye başladı. O dönemde de aradığınız yöndeki kanallar doldu, lütfen bekleyip tekrar deneyiniz. Vardı ev telefonlarında da. Annemin komşusu oturduğu köyden başka bir köyü arıyor. Sabahtan akşama arıyor. Akşam üzeri artık saat 4-4.30 gibi kadın patlamış. Yeter be kızım demiş. Bırak çekil aradan da iki lakır dedeyim arkadaşımın. Telesekretere de. Helal. Evet. Grip var, rahatsızlık var. Evet, uzun zamandır öksürüp rahat, evet. Rahatsızlığı yayına geçmeden biz bir klip yayınlayalım. Tabii. Bu arada tabii, rahatlayalım. Tabii ki. Şimdi tabii ki sevgili izleyenler, Mustafa Tozakı profesyonel karikatürist
karikatür hayatına başladığı zamanlarda müzik hayatına da başlıyor. Müzik kariyerine başlıyor eş zamanlı olarak. 84 yılında Güzel Yurt Gelişimi kurarak, tabii öncesi de var ondan da bahsedeceğiz ama kendisi çok kıymetli bestecilerimizden bir tanesi ve yine çok kıymetli bir ismin bir şiirini besteledi ve seslendirdi. Onun klibini izleyeceğiz şimdi. Sevgili Sibel Sibel'in, Doktor Sibel Sibel'in şiirini besteledi mutlaka. Ha, bu arada belirtelim, kesinlikle bir stüdyo kaydı yok. Bu yeni moda oldu. Evde telefona kaydettiğim şarkılar birileri tarafından klip yapılmaya başlandı. Derviş Gürel yaptı değil mi? Evet, Derviş Gürel işte fotoğraf ve görsellerle, videolarla kliplendirdi. Biz de bunu buradan paylaşmak istedik. Evet, izliyoruz şimdi klibimizi. Evet sevgili izleyenler, bazen canlı yayınlarda tabii ki böyle küçük aksaklıklar olabiliyor. Evet, yanlışlıkla farklı bir, daha önceki konuklarımızdan bir tanesinin klibi verilmiş. Evet, az sonra inşallah dinleyeceğiz. Daha mı iyisiniz bu arada? Bir tane daha telefon fıkrası demeyeyim, olmuş vakası anlatabilirim. Tamam, bir tane de onu, ondan sonra da müzik kariyerinize geçelim. Çünkü zamanımız kısıtlı ve size cep telefonları çıkınca kadının çocukları hepsi şehirde oturuyor. 3-4 çocuğu var. Aradıkları zaman annelerini evde bulamayınca karar vermişler. Basit cep telefonu alıp annelerine tarif etsinler. Almışlar, öğrettiler. İşte bir numara birinci oğlun, iki numara kızın, üç numara bu falan filan. Hatta numara bile çevirmiyor. Sadece tek rakam basıp arıyor. Evet, kaydettiler onu tek rakamla. Evet, eskiden öyle bir şey vardı. Çocuklarından biri anlatıyor. Ya annem diyor bir şey. Kapıyı eve girecek diyor, bağırıyor. Git kızım işine diyor. İki lase o tarafta. İki lase dediği yani her biri 50'şer 100 metrelik mesafede komşusu. İki lase o tarafta, komşu da çekerdi de şimdi bana diyeceksin ki aradığınız bilmem kime ulaşılamıyor. Ne diyeyim, emeğe bak. Yine telesekretere konuşuyor. Ama telefona söylüyor bunlar. Aradığınız kişi var. Ya ne güzel eski insanlar değil mi? Böyle teknolojiye adapte olma süreci de ayrı. Bunlarda tabii komik hikayeler oluyor. Yani bu anlattığımız teknoloji bizim yaşadığımızda da çıkabilirdi. Belki de aynı duruma biz de düşebiliriz. Evet, aynen. Gülmemek lazım aslında ama komik tabii ki. Şimdi tabii müzik kariyerine geçmek istiyorum. Çünkü yüzlerce bestem var. Yıllardır müzik yapıyorsun. Ama ilk sevgili izleyenler, sevgili Mustafa Tozak'ı Su Kabağı'ndan yaptığı bir bağlama ile ilkokul yıllarında müzik yapmaya başlıyor. Ve bugün yüzlerce bestesi olan bir müzisyene dönüşüyor. Peki bu Su Kabağı'ndan yaptığınız bağlama nasıldı? Ben çok merak ediyorum. Şimdi Su Kabağı'nı tam orta yerden kesiyorsunuz. Üzerinde bizim şimdi normal bağlamada şey ağacı var. Ladin ağacı, kökler ağacı. Piyanonun ses tahtası dediğimiz, o da kökler ladindir. Ondan yok. Sert bir karton girdim. Su kabağının sapının içerisine süpürge sapını orta yerinden kesip yatırdım. Sap oldu. Üzerine delikler açtım. Yine ahşaptan telleri takacağım burgularını yaptım. İnce bakır tellerle perdelerini yaptım. Ve telefon kablolarını soyup içindeki kaliteli çelik tellerden de tellerini gümbür gümbür bir ara çıktı. Peki siz o yaştayken niye dayanarak, nereden öğrendiniz ve böyle hayır, bir şey? Hayır, yaptığım şey değil yani, öyle
bilimsel bir alet değildi. Tabii ki ama yani bir şey... Efkarım vardı, isteğim vardı. Evet. Fakirlik var, nerede bulacağım ben bağlamayı, gitarı? Böyle bir şey yaptım. Zaten benim üniversite yıllarıma kadar bir müzik aletim olmadı. Sadece üniversite yıllarımda başka bir arkadaşın kendi tabiriyle bu gitar ganimettir dedi. Sen iyi çalan, bana hediye etti üniversite yıllarında. Ha, onu hala da tutuyorum. Yani çok deforme oldu ama... Hatırası var. Birkaç gitar parası harcayıp adam ettim. Çünkü o artık antik kıymettedir. Kesinlikle. 1974 öncesinin gitarı. Çok güzel. İlk bestenizi de lise döneminde tabii yapmışsınız. Yalancısın sen. Hatırlıyor musunuz? Biraz. Biraz. Kısa bir bölüm. Belki. Sözleri görsem çalarım. Fena da değildi yani o yaşa rağmen. Ya 16. Biraz hatırlıyorsan biraz seslendirseniz ya bize. Biraz çalayım mı yani? Ya ay, çalmadan belki söylersin. Bilmiyorum ki. Nasıl söylesin? Yalancısın sen. Yalancısın. Neden beni aldattın? O yaşa göre... Çok iyi. Yazılabilecek sözler buydu. Bu nakaratıydı. Evet, çok güzel. Harika. Ve 84 yılında da Güzel Yurt Gelişim kuruldu. İşte Halil Akansel, Hasip Akgürgen, Aygün Özister ve Feridun Işıman'la birlikte ve 1995 yılına kadar sevgili izleyenler 4 albüm yayınladılar. Türkiye'de de katıldığınız yarışmalar, festivaller oldu tabii bu süreçte. Ondan sonra grup böyle bir nasıl diyeyim durağanlığa geçti. Yok, 95. Şimdi o söylediğiniz dönemde TRT'de evet. Arka arkaya 2-3 sefer pazar eğlencesine çıktık. Hı-hı. Arkasından TRT2'den merdiven programından teklif geldi. Ama grupta bir iki arkadaş sağlık sorunları başlayınca grup oturdu. Yani bunlar da benim uğraşımla nasıldı? Bütün son iki albümün eserlerini, bütün orkestra partilerini hazırlayıp TRT denetimine yolladım. Geçince müzik programı yapan kişiler aramaya başladılar. Telefonum da var. Öyle öyle programlara katılmaya başladık. Yani hatta bir yerde teklif geldiydi. Pazar eğlencesinin daimi orkestrası olalım. Evet, o zaman ama aslında, gidemedik. Evet, yani her hafta 3 parça bizden, 3 parça da gelecek konuk sanatçıya çalacaktık. Konuşmalarım bu yöndeydi ama gruba bunları aktaramadım bile. O zaman Feridun Işıman'dı değil mi? Tabii. Solistiniz. Sonrasında yok, yani zaten... orada TRT'deki beğeni hem grubun hem de solistin çok iyi, yeterli düzeyde olduğu. Harika. Çok güzel. Yani bir de o zaman TRT'den kolay da değildi geçmek, onay almak müzik alanında. Ve sonrasında işte dediğiniz gibi hani sağlık sorunları falan derken birazcık tabii... Arada zaman zaman toparlayıp bar, meyhane, restoran gibi yerlerde çaldık ama devamlı değil. Hatta şimdi gruptan 3 arkadaş, 3 gitarcı, 2 de genç arkadaş... İsmi ne kadar ben benimsemesem de eski kafa adı altında 15 günde bir barda çıkıyoruz. Bu akşam çarşamba, gelen çarşamba var, çalıyoruz. Lefkoşa'da mı? Lefkoşa'da, Delfino Bar diye bir yerde. Evet, isteyenleri de bekliyoruz tabii ki, sizi dinlemek isteyenleri. Ve 2010 yılında daha doğrusu grup tekrardan buluşuyor, kuruluyor. Ama tabii sevgili Feridun Işıman'la Aygün Özister grupta tekrardan yer almıyor. Sizlerin işte Halil abinin işte kızı, işte Hasip abinin kızı birlikte böyle yine tekrardan bir canlandırıyorsunuz yeni nesille. Yok, Feridun geldi. Aygün arkadaşımız kalp rahatsızlığı geçirdiği için böyle kalabalık, gürültülü, sigara içiden ortamlara girmek istemediğinde... Kırlangıç albümünde var mıydı Feridun Işıman? Ben albümden bahsedeceğim de o yüzden... Yok, albümde başlangıçta vardı, sonra bıraktı. Evet, yani 2010 yılında hani bir tekrardan toplandınız. Ondan sonra 2012, 2 yıllık bir süreçte 21 şarkılık bir albüm yaptılar sevgili izleyenler. O kadar güzel hatta şarkılar var vardı ki anlatamam size. İzlem vardı, bir de Ezgi de vardı. Evet işte,
dedim ya Halil abi ve Hasip hocanın proje şeydi, kızları. Babalar ve kızları. Babalar ve kızları. Hatta evet. Benim kızım dizide gelecekti. O hiç gelmedi. Kaldı öyle. Ve sonrasında çok güzel iki CD'lik bir albüm çıkıyor ortaya. 21 şarkılık. Orada da yine hep sizin besteleriniz. Halil abinin bestesi ve senin bestelerin. Başka ikinizin besteleri İkimizin. Vardı. Evet. Anonim yok. Eski albümlerde anonimler vardı ama bu yenilerde yok. Onun arkasına şeyi çıkardık. Hoşça kal. Hoşça kal da 2020'de çıktı sevgili izleyenler ama 2020'de bir albüm daha çıktı tabii ki. Aslında bizim adımıza değil ama grup çıkardı onu. Şiirlerde yaşayanlar. Evet. Sanatçı Yazarlar Birliği'nin yayını olarak çıktı. Ama besteler tamamen bizim. Seslendiren yine biz. Besteler sizi, seslendirenler yine siz. Zaten Hoşça Kal albümü bende var, Kırlangıç albümü de var. Bir tek Şiirlerde Yaşayanlar albümü yok. Onu da en kısa zamanda edineceğim inşallah. Şimdi istersen biz birlikte bir şarkı seslendirelim. Senin bir besteni. Ama bu albümlerde de olmayan bir beste. Değil yok mi? Hiçbir yerde yok. Sözleri Bülent Fevzioğlu'nun. Evet, ona da kocaman kucak dolusu sevgiler olsun sevgili Bülent Fevzioğlu'nu. Ancak bütününü değil, bir bölümcüğünü. Sözlerin iki kıtasını kullanıyoruz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Söyleyebilmişimdir. Besteciden onay almak lazım. Yani bunu burada çalışıp söyledik. Buna evet. Rağmen çok çok iyi. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
İyi ki buradasın. İyi ki birlikte çaldık, söyledik. Bu kalabilir. Evet. Yok. Madem ki klip yok, belki şarkı bulurum. Ha, okey. Doğru. Bir şarkı daha o zaman alabiliriz senden. Haklısın. Evet sevgili izleyenler, umarız beğenmişsinizdir. Sözler Bülent Feyzoğlu'na ait bir kısmı, aynen dediğin gibi. Beste de tabii ki Mustafa Tozakan'ın bestesiydi. Ben de nacizane onunla birlikte seslendirmeye çalıştım sevgili izleyenler. Evet, dilersen sen az sonra bizlere bir şarkı daha seslendir. Çok da memnun kalırız. Başka bulursan. Neyse. Var mı? Burada bir tane şarkı sözü çıktı benim. Rahmetli Filiz Naldoğan'ın. Okay. Şiirlerinden Zuzya'da söyledim. Bir bölümünü bir deneyim. Olur. Bir tane daha dinleyelim o zaman senden. İstersen az sonra ya da... Tamam, biraz sonra. Biraz sonra. Biraz daha bahsedelim. Şimdi çünkü ben şundan da bahsetmek istiyorum. Şiirlerde yaşayanlar Filiz Naldoğan dediğin için hemen Şiirlerde Yaşayanlar albümüne den bahsedelim. O albümden zaten. O albümden bir şarkı. Sevgili izleyenler, hayatta olmayan ve şiirleriyle yaşayan Kıbrıslı şairlerimizin dört tanesinin şiirlerini besteleyip yayınladıkları bir albümleri var. Pembe Marmara, Fikret Demirağ ve Kaya Kanca ve Filiz Naldoğan'ın şiirleri. Dilersen ben şarkının adını almak istiyorum senden. Ve albümde var demiştin. Sen mi seslendirdin? Yok, albümde bu tamamen şeydi. Kişiye özel, yani İzlem'in ses karakterine, sevdiği ritim türüne bakarak Filiz Naldoğan'ın şiirlerinden seçip yaptığım bir iki dörtlük bir şarkı Zuzu'ya da söyledim. Bu albümde kimler seslendirdi şarkıları? İzlem, Halil, Asip, ben. Ha, dördünüz. Evet. Peki şimdi... Şey de vardı, Sibel Tozak'ı da var. Yani onun da sesi var. Yani aile, kalabalık kadro. Kalabalık kadro. Her zamanki gibi aslında. Sizin kalabalık kadro. Diğer albümlerde de öyle. Hoşçakal albümünde de var. Aynı kadro sanırım. O öyle görünüyor. Orada da 15 şarkı vardı. Üçü anonim. Diğeri de Kıbrıslı şairleri şiirlerinden. Tabii kesinlenmiş. Bu albüme önceki albümlerimizden bir iki şarkı kaydı yapılmış vardı. Onları da aldık biz. Yani bu ölen şairlerden daha önceden yaptığımız bu albümde yer yok, pardon, yoktu. Başka bir arkadaşa yaptığım şarkı vardı, onu da aldık. Onu da aldınız. Tamam, o zaman hadi madem ki konusu da açıldı biz şarkıyı dinleyelim. Yani bunun çoktan çalmadım, söylemedim. Yarısını olsun bir deneyin. Hadi bakalım. Bu da durmuyor ha. Fısılda sevgilim, dilim süzülür.
gece omurgamda ter, teri içinde fısılda sevgilim, sevgilim de bilsin o iki kelime. Sevgilim de bilsin o iki kelime. Hiç prova yapmadan bu kadar olur. Gayet de iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Eline yüreğine sağlık. Evet, şimdi yayınımızın sonuna bayağı yaklaştık. Birkaç dakikamız kaldı. Daha soracak sorularım da vardı. Ama öncesinde özellikle senin söylemek istediğin bir şeyler varsa onu alalım ki ona zaman kalsın. Bu gelişte hasta olmadan sesimin daha iyi çektiği, şarkı söyleyeceğim niyetine prova yapıp geldiğim bir döneme denk gelmesini isterim. Evet, inşallah öyle sevgili olur. Sevgili izleyiciler, tam bir aydır İpek'in programını aktarıyorum rahatsızlığımdan dolayı. Evet. En son bundan daha iyi olmam dedim, geldim. İyi ki de geldin. Bence çok da iyi oldu gelmen. Biraz enerjin düşük olabilir, rahatsız olabilirsin ama İpek'in dünyası sana iyi gelecek. Buradan çıkınca çok enerjik çıkacaksın diye düşünüyorum. Çok güzel renk kattın programımıza. İyi ki geldin. Daha gerçekten konu vardı. Çünkü yani onca yılın 45 dakikaya sığdırmak tabii ki mümkün değil. Sana çok sormak istedim, merak ettiğim çok şey vardı ama yeni nesile neler önerirsin ya da son giderken neler söylemek istersin? Yani yeni nesilden tüm gençlerin ben yapamayıp yapamam dememelerini, o sanat dalı, bu sanat dalı fark etmez, herhangi bir sanat dalının bir ucundan, küçücük bir parçasından yakalayıp bir şeyler yapmalarıdır sanat adına. Çünkü güzel. Sanatla uğraşan benim gibi kolay hasta olmaz. Mutluluk her zaman daha üst düzeyde olur. Evet. Hoşgörü, paylaşım her zaman önde olur. Ne olur sanatsız kalmasınlar diyorum. Harika. Bence çok gerinde ve çok güzel bir mesaj oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki buradaydın. Evet sevgili izleyenler, bugünlük İpek'in Dünyası'nın sonuna geldik. Umarız çok mutlu bir hafta geçirirsiniz. Çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sanatsız kalmayın, hoşça kalın.